Bu dersimizde ise arkadaşlar butonu tıkladığımızda yazıyı NS.dll'de değil de şuradaki hemen açalım main storyboard'daki şuradaki text field'imizde text field diyorum label'ımızda dinamik olarak değiştirelim arkadaşlar. Dinamik olarak değişiklik yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için öncelikle view controllers'ın bu components'larla nasıl iletişime geçtiğini bilmemiz lazım. View controllers arkadaşlar görmüş olduğumuz view controllers var olan şuraya tıkladığımızda Identity Inspector tıkladığımızda View Controller'ın bir class adı var ve bu class adı hepsinin bir adı var, ID'si var. Bunlar birbirleriyle bu şekilde iletişim halinde olabiliyor. Peki ne alaka bizim işimizle? Şimdi hemen gelelim. Bir önceki derste ne yapmıştık? Ekranı ikiye bölmüştük. Gelin ekranı yine ikiye bölelim. Şöyle sol kısmına şurayı kapatalım. Şuradan Command CMDO'ya basıyorsunuz. CMDO veya da şurada. Şimdi şurayı birazcık evet tamam. Şurayı kapatalım. Sol kısmı da kapatalım. Şimdi butonumuza tıklandığımızda View Controller interface'imiz açıkken diyoruz ki şöyle şuraya sağ tıklıyoruz. Bu dersimizde öğreneceğimiz şey ise IB Outlet. Outlet. Yes. IB Outlet. Yani çıktı arkadaşlar. Çıktı anlamına geliyor. Output gibi düşünebilirsiniz. Ne olacak çıktısı? Bu label ne yazdıracak ekranı? Çıktısı ne olacak? Şimdi sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Outlet Collection Referencing Outlet var. Referencing, New Referencing Outlet'e tıklıyoruz. Yani yeni bir çıktı, yeni bir referans vereceğiz label'ımıza. Tıkladıktan sonra artı işaretiyle tıkladıktan sonra sürüklüyoruz ve IB buton tıklandığının üzerine ekleyelim. Eklediğimiz anda buraya bir property ekleyecek. Henüz isim vermediğimiz için property eklemedi. Bu label'ın adına bilgi label diyelim. Bilgi label. Aslında bilgi label'ımız compiler'ımızda UI label olarak zaten tanımlı. Şimdi daha net göreceksiniz. Type'ı da zaten görmüş olduğunuz gibi UI label görmüş olduğunuz gibi. Başka da type yok. Strong'dan evet buraya strong seçelim eğer weak ise. Strong'u seçiyoruz. Ardından da connect'e basıyoruz. Connect'e bastığımız anda görmüş olduğunuz gibi bir property eklendi. Bunu birçok kere daha önceki derslerimizde gördük. IB outlet UI label bir ne oluşturduk? UI label oluşturduk ve adı bilgi label pointer oluşturduk. Hemen hemen her şey zaten pointer olduğunu size daha öncesinde söylemiştim. Şimdi sol kısımda da arkadaşlar buradan da view controller M'i açalım. View şuraya tıkladım. View controller M'i açtım. View controller M'i açtıktan sonra arkadaşlar burada butona tıklandığında değişiklik yapmasını istiyorsak yapmamız gereken şey basit. Self nokta bilgi label. Buraya bilgi label'ı seçiyoruz. Diyoruz ki bilgi label'ın nokta tekstini değiştir. Self ne demek arkadaşlar? Bir önceki derste açıkladım. Bu this anlamına da geliyor arkadaşlar. Sanırım Java'da falan kullanıyoruz bunları da. This olarak diyoruz. Sanırım değil kullanıyoruz. PHP'de de this kullanıyoruz. Fakat burada self kullanıyoruz. Yani bu view controller'ın kendi tanımlamış olduğu instance variable değişkeni. Ne o? Bilgi label. Tüm burada tanımladık bunu bilgi label'ı. Tüm metotlarda kullanabilirim. Yani self bilgi label dediğimde ben bu metot bu class'taki class'ta bilgi label diye bir şey var onu seç diyor. Hemen burada class değişkenini seçiyoruz sınıf değişkenini. Ondan sonra text eşittir. Bu sefer et işaretimizi yine koyuyoruz ve noktalı virgülle tırnak işaretlerinden sonra kapatıyoruz. Ardından buraya butona basıldı yazalım. Butona basıldı. Fakat bu sefer NS.dll'de değil de nerede gözükecek? Uygulamamızın text bölümünde, label bölümünde gözükecek. Hadi uygulamamızı çalıştıralım. Run butonuna basıyoruz. Run butonuna bastık ve iPhone simülasyonumuzun çıkmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız iPhone 6 arkadaşlar. iPhone 6. Siberakademi.net bir harika dostum yazıyor. Bilgiye tıkladığımız anda tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artık burada ne yazıyor? Butona basıldı. Çünkü dedik ki bilgi butonuna basıldığında bilgi label'ındaki text'i değiştir ve bizim söylemiş olduğunuz text ekrana yazıldı. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.